dostlarım, bu videomda sizlere felsefe tarihinin en büyük isimlerinden, antik Yunan felsefesinin kurucularından olan Sokrates'in kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Sokrates, M.Ö. 399 ve 469 yılları arasında yaşamış antik Yunan filozofudur. Aynı zamanda Platon'un da hocasıdır. İlgi alanları epistemoloji ve etiktir. Heykeltıraş, Sofroniskos ve Ebe Fenerate'nin oğludur. Sokrates'in hayatına dair çok fazla kaynak yoktur. Sokrates'in çok alçak gönüllü bir insan olduğu söylenir. Hayatı boyunca da felsefeden başka bir şeyle uğraşmamıştır. Yaşadığı dönemde Yunan gençleri üzerinde çok büyük bir etki yaratmıştır. Yunan gençleri onu taklit etmeye başlamıştır. Sokrates, Aristofanes Kuşları adlı komedyasında bir terim icat etmiştir. Bu terim esokratondur. Uzun saçlı olurlar, açlık çekerler ve Sokrateslik taslarlar. Sokrates, felsefe dünyasında ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul edilir. Sokrates'in hayatının en önemli olayı, M.Ö. 399 yılında hakkında açılan davadır. Sokrates hakkında şehrin tanrılarına inanmamak, o tanrıların yerine başka tanrılar koymak ve böylece gençliği zehirlemekle suçlanır. Ve Sokrates bu davanın sonunda ölüme mahkum edilir. Burada benim gördüğüm çok ilginç bir olay var. Antik Yunan'da bile tutucu Katolikler varmış. Bunu Orta Çağ Hristiyanlarında da, geçmiş Yahudi kavimlerinde de, bugünkü İslam'da da görüyoruz. Sizlere şöyle örneklendireyim. Yahudiler Tanrı'ya inanıyorlardı ama kendilerince bir inanç oluşturmuşlardı. Hazreti İsa onların inançlarını alt üst etti ve Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiler. Peki Katolik Hristiyanlar ne yaptı? Onlar da kendince Allah'ın gönderdiği dinden başka bir din uydurdular. Yeni bir söz söyleyen insanları cadı ilan ettiler ve cadı avlarıyla onları çatır çatır canlı canlı yaktılar. Peki bugün günümüzde Müslümanlar ne yaptı? Neredeyse Allah'ın gönderdiği dinden bambaşka bir din uydurdu Müslümanlar. Çok ilginçtir. Bu insanlar Kur'an sevgisini hiç kimseye kaptırmazlar. Ama Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuduğunuz zaman onu çürütmek için elinden geleni yaparlar. Hazreti Muhammed'e isnat edilen bazı sözlerle Kur'an ayetlerini çürütmeye çalışıyorlar. Peki Allah'ın sözü mü önemlidir yoksa peygamberin mi? Peygamber Allah'ın söylemediği sözü söyleyemez. Yani Allah'ın gönderdiği dinden, Allah'ın gönderdiği kitaptan başka bir din icat edemez, etmemiştir de. Ama bugünkü Katolik Müslümanlar bunu böyle yapıyorlar. Yani bu Katolik tutuculuk antik Yunan'ın pagan dininden tutun bugünkü İslam'a kadar gelmiştir. Aynı şeyler insanlık tarihi boyunca demek ki yaşanıyor. Sokrates yaşamından sonra yazılı bir kaynak bırakmamıştır. Sokrates hakkındaki bilgiler Aristofanes, Ksenofon, Platon gibi, Aristoteles gibi felsefecilerin anlatımlarıyla günümüze ulaşmıştır. Sokrates felsefeye Delfoi Tapınağı'nı ziyaretinden sonra başlamıştır. Sokrates etrafındaki kahinlerin ve politikacıların cehaletin pençesinde kıvrandığını fark eder. Sokrates bu insanların dışında kendisinin de bir şey bilmediğini fark eder. Sokrates kendi cehaletinin farkında olmak gibi bir bilgeliğe sahiptir. Yani Sokrates kendini bilmekte ve tanımaktadır. Bu olaydan sonra kahinlerin ve politikacıların söylediklerini sorgulamaya başlar. Bundan sonra Sokrates bilmediğini bildiğini sanan cahillerle mücadele etmiştir. Sokrates bilgelikleriyle ünlenenlere sorduğu sorularla onları bunaltmıştır. Sokrates filozofça yaşamanın kendisini ve başkalarını sürekli sınamanın gerektirdiğini söylemiştir. Sokrates hakkında çok karşıt görüşler ortaya atılmıştır. Öğrencisi olan Platon'a göre Sokrates dengeli bir insandı. Spintaros'a göre sert mizaçlı, nefsine hakim birisidir. Sokrates, Kant'a göre aklın idealidir. Hegel'e göre bir insanlık kahramanı, felsefesini yazmayan ama yaşayan bir insandır. Nietzsche'ye göre ise tam tersine ölüm korkusu olmayan bir canavar olarak tasvir edilmiştir. Sokrates, M.Ö. 399 yılında baldıran zehri içirilerek
idam edilmiştir. Sokrates'in ölümünden sonra Sokratesçi okullar açılmıştır. Megara okulu, klinikler okulu gibi birçok okul açılmıştır. Sonuç olarak Sokrates, ahlak timsali bir insan olarak insanlık tarihine geçmiştir. Elimden geldiğince Sokrates'in kısa biyografisini sizlere anlatmaya çalıştım. Hoşça kalın dostlarım.